Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi. Filippo Lippi tarafından yapılan La Madonna e San Giovanni'o tablosu. Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki hareket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek, ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de UFO fenomenleri aynı şekilde gözlenmektedir. Bu resimde antik Terra mekanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik bir takvim olduğu düşünülüyor. 1895 yılında İrlanda'da Dyer tarafından mineralleştirmeleri sırasında bulunan bir dev fosili, boyunun karşılaştırılması amacıyla bir tren vagonunun önüne koyulmuştur. Yüksekliği 3 metre 70 santimetre ve ağırlığı 2050 kilogramdır. Dağ ayağında 6 parmak vardır. Ancak daha sonra bu dev fosilini ve sahibine ne olduğunu kimse bilmiyor. Kafaları karıştıran bir şehir daha. Lübnan'daki Baalbek şehri. 20 metreden daha büyük taşların da kullanıldığı bu antik şehir, Roma İmparatorluğundan daha da eski. Hatta Sümerlerin bilgilerine göre burası antik bir şehirdi. Taşların büyüklüğünü göstermek amacıyla iki kişi yapıların arasında dikiliyor. Bugün kimse burasının kimlerin, nasıl ve ne amaçla ne zaman yaptığını bilemiyor. Modern bilim ise Baalbek'i görmezlikten gelmeye devam ediyor. Bu cisim Kanada'nın Kuzey Kutup bölgesindeki Axel Heiberg Adası eski fosiller koleksiyonunda bulunmuştur. İncelemeler bunun bir insan parmağı fosili olduğunu gösteriyor. Bu fosil 100 ila 110 milyon yıl öncesine aittir. Bu fosil DM93, DM083 numarasıyla arşivlenmiştir. Röntgen ışınlarıyla yapılan inceleme sonucunda yukarıdaki resimdeki siyah kısımların parmak kemiklerine ait olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kadar eski zamanlarda insan yaşamış olabilir mi? Bu 120 milyon yıllık taş parçasının yüzeyi Ural bölgesini gösteren bir haritayla kaplıdır. Görünüşe göre bu kadar eski bir haritanın olması imkansızdır. Baskir State Üniversitesi'ndeki bilim adamları çok eski zamanlarda gelişmiş uygarlıkların olduğuna dair kanıtlardan biri olarak yorumluyor eseri. Bu gerçekten de insan eliyle yapılmış bir rölyeftir. Günümüz askeri haritaları ile neredeyse aynı karakterik özellikleri sergilemektedir. Harita sivil çalışmaları göstermekte. Yani uzunluğu 12 bin kilometreyi bulan kanallar, nehre çekilen çitler, güçlü barajlar, kanallardan çok da uzakta olmayan yerde elmas biçimindeki yerler gösterilmiştir. Ayrıca harita bazı yazılarda içermektedir. Hatta sayılar bile vardır. Bilim adamları önce bunun eski Çince olduğunu düşündüler. Daha sonra bu düşünceyi bilinmeyen bir kaynağa ait hiyerografi bir yazıya dönüşmüştür. Bilim adamları bu yazıları şimdiye kadar çözemediler. 1945 yılında Valedomir Jursut adlı deneyimli bir arkeolog, El Teuro Dağı eteklerinde gömülmüş vaziyette kilden yapılmış küçük heykelcikler buldu. Daha sonra El Teuro şehri yakınlarında ve şehrin diğer tarafında Chivo Dağı yakınlarında porselenden yapılmış 33 binden fazla heykelcik buldu. Buluntular Kupichuaru klasik kültür öncesine aitti. Bulunan heykelcikler 65 milyon yıl önce yok oldukları düşünülen çeşitli türlerdeki dinozorların kusursuzca tasvir ediyordu. Modern bilim döneminde neye benzedikleri ancak çözümlenen tarih öncesi bu yaratıkların nasıl oldu da böyle eski bir uygarlık kusursuzca sanat eserine yansıtabilmişti. İnsan görmeden gerçeği tasvir edemez. Japonya'nın Yanaguni adasının yakınında denizin 23 metre altında insan yapısı olduğu apaçık belli olan piramitler bulunmaktadır. 183 metre genişliğinde ve 27 metre yüksekliğindeki bu piramitler yaklaşık 8000 ila 10000 yıllıktırlar. Peru'nun Cusco bölgesindeki bir İnka kalesinin etrafını 360 metre boyunca zikzak yaparak saran 9 metrelik tetlerin yapımında hanesi 300 tona varan kireç taşı blokları kullanılmış. Ancak hiç harç kullanılmamasına rağmen bu kayalar arasına bıçak bile sokulmayacak kadar mükemmel yerleştirilmiştir. Ayrıca bu duvarlar ile kesin bir benzerlik göstermektedir. Bu arkeolojik duvarlar bir gizem taşımaktadırlar. Çünkü antik çağlarda yapılmalarına rağmen bu kadar kusursuz bir şekilde işlenip yerine koyulana kadarki aşamalar için yüksek bir teknoloji ve bilgi gerekmektedir.
İnsanın açıklayamadığı, garip iç ve dış açılara sahip bu duvar taşları hakkında cevabını bilmediğimiz sorular ise şunlardır. Nasıl taşındılar? Nasıl ölçüp nasıl kesildiler? Nasıl bu kadar doğrulukla yerleştirildiler? Hem de ilkel insanlar tarafından. Milattan sonra 300'lü yıllarda ölen Çinli general Chou Chou'nun mezarında 1956 yılında bulunan kemerin tokası %85 oranında alüminyumdan yapılmış. Ama doğada sadece bileşik olarak bulunan bu alüminyumun diğer maddelerden ayrıştırılarak tek bir madde olarak kullanılabilmesi ilk kez 19. yüzyılda olmuştu. Mısırlılar Avusturya'ya mı gitmişti? 1900'lü yılların başlarında 250 civarında hieroglifi Fendi'nin 100 km kuzeyindeki Hunter Valley Ulusal Parkı'nda keşfedilmiştir. Bunlar antik Mısır hieroglifleridir. Kuşkuya yer bırakmayacak olan eski Mısır tanrısı Anubis'i çizimiyle birlikte hieroglifler şu soruyu akla getiriyor. Acaba eski Mısırlılar Avusturya'ya mı gitmişti? Bu kafatası Peru'da bulunmuştur. İlk bakışta günümüz insanının kafasına benzemektedir. Ancak soru işaretlerine yol açan birkaç etken öne çıkmaktadır. Göz boşlukları günümüz insanının göz boşluklarından %15 daha büyüktür. Beynin yer aldığı boşluk ise 2600 cm ile 3200 cm arasında değişmektedir. Şu anki insanların kafatasındaki beyin boşluğu kapasitesi 1450 cm. Bu altın maket Amerika'da Kolomb öncesi döneme ait bir mezarda bulundu. Yaklaşık 1800 yıllık. Görünüşe göre bir uçağın doğru ölçekli maketi gibi duruyor. Delta kanatlı, motor yerine sahip, pilot kabini var. Kuyruk kanatları bile doğru şekilde tasvir edilmiş. Güney Amerika'da buna benzer birçok eser bulunmuştur.